Yunanlı filozoflar Allah'ı, Tanrı'yı yani kendi efendim tasavvurlarından konuşalım. Tanrı'yı ilk hareket ettirici olarak tanımlarlar. Yunan filozofları ilk hareket ettirici ile alemi yoktan yarattığını inkar etmiş olurlar. Yani alem vardı, hareket ettirdi. Eğer Tanrı ilk hareket ettiricisi ise hareket ettirdiği şey önceden varsayılmıştır. Latin filozofların dilinde ex nihilo nihil fit mottosuyla özetlenen yani hiçbir şeyden hiçbir şey çıkar. Mottosuyla özetlenen şey budur. Onun için Yunan düşüncesi özünde yoktan yok çıkara dayanır. İslam inancı özünde Allah yoktan var etti, vardan da yok eder. Çok önemli bir şey. Batı'da mülkiyet meselesinin tüm kavgalarının temelinde yatmasının sebebi de budur. Mülkiyet meselesinin. Çünkü Batı'da mülkiyet meselesi emanete olarak inanılmadığı için kavgaların temeline konmuştur. Çünkü mülk İslam'da Allah'ındır niye yoktan var etti. Batıda, Yunan batı düşüncesinde ise Allah var etmedi onu. Sadece harekete geçirdi. Zaten vardı. Dolayısıyla mülk sizin olan, yani tanrının ateşini çalabilirsiniz. Promete gibi. Bakınız çok farklı iki dünyadan bahsediyoruz. Ne dehşet bir düşünce ayrılığı var. Ne dehşet bir fark var. Onun için ancak böyle bakarsanız Afrika'daki açları doyuracak gıdayı denize atarsınız. Anlatabiliyor muyum? Benim değil mi? dersiniz. Bir Müslüman böyle bir cümle kuramaz. Böyle bir cümle kurduğu tarafı Müslüman değildir. Benim değil mi? Senin değil. Değil. Sana emanet. Kim dedi senin diye? Seninse yarat. Yaratılmışı kullanıyorsun. Yaratılmışı sadece el değiştirdiği diye benim mi zannettin? Senin diyelim hadi sen kiminsin? Sen kiminsin? Senin sahip oldukların da onun mülkü sen de onun mülkü. Dolayısıyla bakınız çok temel bir fark var iki dünya arasında.